Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Sami Göksun imzalı Allah Korkusu başlıklı yazıyı sunacağız. Adaleti ve merhameti iki cihanı kuşatan, insanı insana kulluk, kölelik etmekten men eden, müminleri iman ve ibadet nuruyla aydınlatan Yüce Rabbimiz, ilahi bir çağlayan halinde bizlere lütfettiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Görülüyor ki Allah Teala bizlere kendisinden korkmayı emretmektedir. Zira iman hayatı Allah korkusuyla başlar. İslam'ın yolu Allah'tan korkanların yoludur. Ahiret hayatının sırlarını ancak Allah korkusu verir. Kalpler Allah korkusuyla dolmadıkça hayat daimi bir dert ve ızdıraplar halinde derinleşir. Kur'an-ı Kerim'in aydınlık sabahında yol almak, ebedi huzur ve saadete ermek yine Allah korkusuyla mümkündür. Allah korkusu taşımayan mümin hem dünyasını hem de ahiretini bir azap mahalline çevirmiş olur. Allah'tan korkmak, hayatımızın her dakika ve saniyesinde onun murakabesi altında olduğunuzu bilmek çok önemli bir duygudur. Bu duygudan mahrum olan bir gönülde, merhametin yerini zulüm, doğrunun yerini hile, şefkatin yerini intikam, sevginin yerini nefret doldurur. Bedenleri yanmaktan kurtaracak, derileri ateş işlemez bir kalkan haline getirecek, onları kurtuluşa erdirecek ve cennet bahçelerinde hak dostları yapacak duygu yine Allah korkusudur. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de, Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır buyurarak bu hakikati ortaya koyar. Diğer bir ayeti kerimesinde ise, kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar buyurmuştur. İçimize bir güve gibi girmiş, ruhumuza bir kene gibi yapışmış, rüşvet, kumar, adam kayırma, sahtekarlık ve suistimal gibi kötü huyları Allah'tan korkmadığımız, Kur'an'ın emir ve yasaklarını yerine getirmediğimiz, Peygamber Efendimiz'in yoluna girmediğimiz müddetçe ruhumuzdan sökmeye, sırtımızdan çıkarıp atmaya imkan yoktur. Allah'tan korkmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onun için atalarımız, "Kork, Allah'tan korkmayandan" demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle buyurur. Cehennemliklerin kıyamet gününde en hafif derecede azap görecek olanı, ayaklarının tabanının altına bir ateş közü konulup da bu yüzden beyni, tencere ve güğüm gibi kaynayan adamdır. Evet, Allah korkusu olmayan bir cemiyette, her türlü ahlaksızlık ve yolsuzluk kol keser. Her insanın başına bir polis, bir güvenlikçi dikmeye imkan olmadığına göre, kötülük ve yolsuzlukları önleyecek tek kuvvet Allah korkusudur. Bir tüccar, bir bakkal mısınız? Allah korkusu taşımıyorsanız, tartınızı ve terazinizi doğru kullanamazsınız. Bir manav, bir kasap mısınız? Allah korkusu yoksa aynı parayı almanıza rağmen adamına göre mal verir, bazı kimselere ya çürüğünü yahut kemiğini verirsiniz. Bir amir, bir memur musunuz? Kalbinizde Allah korkusu duymuyorsanız, işinize vaktinde gelmez, gelse de gerekeni yapmaz, insanları bugün git, yarın gel diye oyalar, adam kayırır, eline bakarsınız. Başta peygamberler olmak üzere bütün olgun müminler hayatları boyunca her an Allah korkusuyla titremişlerdir. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Şihir Hazretleri buyururlar ki, bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim.
namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurmuşlardı. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Bunun üzerine Resulullah'ın ashabı yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, devesiyle bir çadırın yanından geçerken, çadırda okunan azap ayetlerini duymuş, heyecan ve korkuyla devesinden hızlıca ve titreyerek yere inmiştir. İmam-ı Azam Hazretleri bir akşam Kur'an-ı Kerim okurken, Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu ayeti kerimesine gelince, manasını düşünerek sabaha kadar gözyaşı dökmüştür. Gerçek ve olgun mümin, Allah'tan korkan ve hadiselerden ibret alan mümindir. Efendimiz de bu hususta öyle buyurmuyor mu? Hayrın başı Allah sevgisi, hikmetin başı da Allah korkusudur. Müminler olarak bu meseleyi iyice tefekkür mevzu yaparak şu gerçeklere dikkat etmemiz gerekmektedir. Evleri, apartmanları bir dakika gibi bir zamanda havaya uçuran, yerden kaynar sular fışkırtan, dağları ve ağaçları paramparça eden fırtına ve depremler, kabaran denizler, çakan şimşekler, düşen yıldırımlar, bize Allah korkusunu hatırlatan ilahi kudret eserleri değil midir? Hulasa, hadiselere iman gözüyle bakıp hareketlerimizi kontrol etmeliyiz. Dünyada başı boş bırakılmadığımızı ve ilahi bir kontrol altında olduğumuzu unutmamalıyız. Bilmeliyiz ki iman kalesine sığınmadan, amel zırhına bürünmeden, Allah korkusu ve ümidiyle donanmadan ebediyete uzanan yollar dikenlerle ve tehlikelerle dopdoludur. Rabbim bizi hakkıyla yaşayıp Allah korkusuyla hayatını tanzim edenlerden eylesin. Amin.